İkinci sunumumuz Ersan Erdoğan hocamızın sunumunun başlığı İslam ülkeleri arasında savunma sanayi stratejileri oluşturulması. Sayın hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim Sayın hocam. Kıymetli misafirlerimiz, hoş geldiniz Sayın Erdoğan kardeşlere. Bizim 2017'den beri icra etmiş olduğumuz kongrelerimizin aslında hedefini ulaştığını sunumla başlamak önce bir örnek de arz etmek istiyorum. Ülkesini zikretmek istemiyorum çünkü söz konusu Recep Uğan Bey'in muhatabı teknik sunucumuz. Şu anda belki anımız yok ama sonuçta misafirimiz de burada tebliğimi sunan bir misafirimiz, misafirimiz. Kendisi Asya, Afrika ortak savunma sınırlarının adına uygun olarak ortaya koymuş olduğumuz Asya sınırı ve Afrika sınırı üzerine Asya sınırında birinci oturumda, birinci sınırda sunumunu sunmak üzere tebliğ için kendisi aldığında sarılı olmadı ve tebliğini sunmak için yerinde olmadı görülüyor. Arkadaşlarımız kendisi arıyorlar da Afrika sarılığında burada sırasını bekliyor, fark ediyorlar. Hocam sunucu sizi bekliyoruz diyorlar ve akademisyenimize ben Afrika'dan geldiği için Afrika sarılığında sunum sunacağımı düşünerek oraya geldim. Ben bunu Afrika'ya gayet dudaklarımı titriyorum. Çünkü İslam coğrafyası özellikle 1920'den sonra Osmanlı'nın ülkeye maalesef Afrika'nın sömürülmesine, Afrika'nın insanların mazlum bir halde hayatta idam etmesine seyirci kalmış durumundayız, kalmak zorunda kalmışız belki. İşte bu kongrelerimizi hiçbir işe faydasına sağlamadığına inanan insanlarımız bile bu fayda, yani biz Afrika ile Asya'nın burada birleştirilmesindeki katkımızı ve buradan hocamızın kaldırılıp Asya sınırına gönderilmesi Timur durumu bir bu kongrelerimizin amacını başlığı göstermesidir. Şimdi dünyaya baktığımız zaman Asya ve Afrika düzeyinde özellikle Orta Doğu ülkelerindeki Körfez ülkelerindeki olaylar İslam coğrafyasındaki savunma sanayinin önemli bir nispetle geleceğe dönük olarak bir hibe kazandığını fark edeceklerdir. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin İslam coğrafyasına Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Rusya, İngiltere, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin gibi ülkelerin savunma sanayi odasında ihracatlar yaptığını ve İslam ülkelerinden bundan iptal ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve siyasi anlamda güçlü ve etkili bir rol olan savunma sanayinin bu coğrafyada gelişmesi ne derece ülkeleri siyasi ve ekonomik anlamda dünya siyaseti üzerinde etkili bir rol oynaması gerektiğini ortaya koymuş. Bugüne kadar savunma sanayinde söz sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi Almanya ve Fransa ülkelerde aynı aralığında rekabet edecek seviyeye gelen Türkiye, bugün geldiğimiz noktada İslam coğrafyasında bir buluş olmuştur ve savunma sanayisinde bu ülkelerde rekabet edilebilir ve onlarla oy oluşturabilir takım üretimden imza aldığını da göstergesi noktaya koymuştur. Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu başarı, İslam ülkelerinde bir model oluşturarak savunma sanayinde ciddi anlamda bir takım atılmanın yapılabileceği noktaya koymuştur. İslam coğrafyasının üzerinde sürekli karşılıklı hedef olmuş ve birbirleriyle ortak pazar oluşturma engellenmiştir. Bu güne kadar sürekli birbirimizle çatışma haline gelmişiz, birbirimizle yaratılmış sıkıntı yaşamışız, tarihlerin üzerinde söz konusu olmuş ve İslam ülkeleri kendi arasındaki ticari anlamdaki birlikleriyle uzak kalmışlar. Bugün İslam iş bilim teşkilatının açıklamış olduğu rakamlarda İslam ülkelerinin kendi arasındaki ticari oranları, ticari oranları dünya içeri olmalı gibi %30-%10 civarındadır. Yani ciddi anlamda kendi bünyesinde çok yoğun bir enerji kaynağına sahip olan İslam coğrafyası elde etmiş olduğu enerji kaynağındaki gelirleri yine enterprest edilmiş ülkeler batıya savunma sanayi ürünlerine ithal ederek onların ihracatlarını da sağlamış olarak bir devlet kifayı onları teşkil çekip ve devşirmiş oluyor o kadar olarak. Halbuki savunma sanayi baktığımız zaman savunma sanayi ciddi anlamda bir enerji ihtiyaç duyuyor. Bu enerjinin merkezi ve kaynağı İslam coğrafyası olarak göre, İslam ülkeleri kendi arasında oluşturduğu bir gümrük yedirmeye, enerji usulüyle kendi coğrafyasında savunma sanayisinin ciddi anlamda batıya mücadele etmesine imkan sağlayacak ve maliyetler aşağı çekilmiş olacaktır. İslam ülkeleri teknolojik mühendisi ifadeler araya yetiştirmesi konusunda bir ihtiyaç gösteriyor. Ancak Türkiye'de bu geldiğimiz noktada
baktığımızda kendi yeni sahnesindeki mühendislerin ödedik alanı olan birçok mesela bir İHA'da fabrikamızda yaptığımız görüşmede personel oranının tamamı yani 750 çağrılık personelin sadece 7 personelinin yabancı meşeri mühendisler oluşturuyor. Onların da daha çok böyle yönetim ileri faaliyetlerde görev olduklarını ifade etmiş ve muhtemelen bugün geldiğimiz o kadar teknik anlamda hem karaylamanın hem mühendis yapısı tamamen kendi yedi milli sermenisiyle elde etmesi de İstanbul Üniversitesi'nde milli ve yeni üretime dönüşüm önünü açan hızlanan bir model ortaya koymuştur. Bu gerçekten İstanbul Üniversitesi cesaretinin bir adım olarak değerlendirilir. Bunun için İstanbul Üniversitesi'nde asli korkak sanma sanayi üretim koordinasyonu merkezi altında bir merkez oluşturulmalı. Neden böyle bir merkezi ihtiyaç var? Çünkü İstanbul Üniversitesi'nde sanma sanayi üretimi hemen de sıfıra yakın bir derece. Türkiye, Malazer, Pakistan, Sarmasa'ya ciddi anlamda bir üretimden bahsetmek mümkün değil. Ancak İstanbul Üniversitesi'nde birçok sanma sanayi alanında üretim yapan ülkelerin yedek parça üretiminde ve hepsi aynı yedek parça üretimde bir üretim diye bu pazarda var olmaya çalıştığını görmek lazım. Halbuki ortak oluşturulan bir savunma sanayi merkezi bu İstanbul Üniversitesi'ndeki ülkelere hangi alanda üretime girmesi gerektiğini birlik farkıyla örnek bir çeşit anlamda bu noktada uçak sanayinde, tank sanayinde, bakter sanayinde girmesi kaybetmiş vaziyette ve bunun için İstanbul Üniversitesi nerede bir aileye yatırmak istediği gerek yok. Onlar işte Türkiye'de çok ürünler derken ne parça alanında bir katkı sağlarsa elbette ki top yapıyorlar bir ekonomik ilaçını imza atacak. Şimdi ben aslında çok uzun bir sunum hazırlamıştım. Fakat kongre hazırlığından dolayı sıfatları kazanaya alalım. Fakat sonuç olarak size bu noktada nihai olarak nereye besleyebildiğini anlatarak sorumu dinlemek istiyorum. Benim de bahsetmiş olduğum gibi herkes yol oldu. Evet. Asli Korkak Sanma Sanayi Üretimi Sanat Şehitleri Sarkat kapsamında bir Asli Korkak Sanma Sanayi Üretim Koordinasyon Merkezi'nden bahsetmiştik. Gümrük Birliği'ni anlatmıştık. Kendi arasında enerji alanında bir gümrük birliği oluşturarak bu sürece ciddi bir katkı sağlayabilirler. Tabii bir de İstanbul'un içinde dünya gelişmişlik oranına baktığımızda gelişmekte olan ülkelerin çok daha gerisinde olduğunu görüyoruz. Birçok ülke, çok az miktar gelişmekte olan ülkelerin tepemesine giriyor. Bu anlamda bir ortak finans birliği oluşturması gerekiyor. Yani dolayısıyla savunma sanayi alanında bir finans ortası oluşturarak savunma sanayi yatırım yapmakta zorlanan ülkelere bir finans katkı sağlayarak bu noktada bir destek oluşturmuş olabilir. Bunun ismi de Asya Ortak Savunma Sanayi Fonu olarak ben adlandırdım. Bir şekilde savunma sanayi üretiminde başlamış olan fakat yeterli sermayesel olmadığından ürün geliştirme ve sermaye geçim arasında sermayesel ortak olarak çalıştırmalar bu noktada. Bir de husus Asya Ortak Savunma Sanayi Üretimi destekleme fonu adında bir fon kurmalı. Bu da Çin Devleti'nin ucu bu işin maliyeti kapsamında özellikle savunma sanayi, yan sanayi üretimi Afrika ülkelerinin değerlendirmeleri böylece batı ile rekabet ortamı oluşturacak geniş bir pazarı üretim ağına kavuşturulmalıdır. İslam ülkeleri savunma sanayi birbirlerindeki gelişmeleri yakından takip ederek stratejik ortaklıklar imza atabilmek adına her yıl tüm devletlerin katılımıyla ortak savunma sanayi fuarları düzenlenmelidir. İslam ülkeleri arasında savunma teknolojilerini ödeyeceği kadar finansman noktasında yerli para değerli parayı bulmak adına ülkelerin milli paraları ile ticaret yaparak ya da asıl ve nane ticaret başlatılarak batıya karşı parasal değerlerinin önüne geçilmektedir. İslam ülkelerinin savunma teknolojileri ve insan kaynağı emekleriyle teknoloji hazır seviyeleriyle tutulması, seviyeleri tutulması ve takip edilmesi için yine asıl korkak savunma sanayi üretimi araştırma ve geliştirme birliği kurmalıdır. Böylece kara hava, deniz, ağaç çevreçesi yanlarında son teknoloji ürünlerini takip ve gelişine imkanı oluşturmalıdır. Bu birim halinde marka ve model teknoloji çalışmalarında bir merkezde yürütmelidir. Sonuç olarak tüm bunlar göstermektedir ki İslam devletleri savunma sanayinde mutlaka ortak işbirliği girmelidir. Bu sayede bazı güç kendi içinde döngüye tabi tutulacak ve ekonomik gelişimi hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Üstelik bu birlikte bir nevi Kur'an'ın emridir. Çünkü Kur'an kendine Müslümanların birbirine yardımlaşması, zenginin yoksul desteklemesi emredilmiştir.
Zekat bu evrenin açık bir göstergesidir. Müslümanlar devletleri gayrimüslim devletlere aktarmakla diğer Müslümanlar defan engellemiş olurlar. Ki bizim ikinci kompromisinde sonuç bildirgesinde Müslümanlar devletleri bir ortak zekat anlaşmasını bir deklarasyon yayınlamışlar. Elbette insanlığın devi gayrimüslimlerde ticaret yapılabilir. Ancak bu Müslümanlar arasında ticaret imkanı kalmadığı durumlarda tercih edilir. Mealen Allah'a gitme, Allah da Ali İmran Suresi 103. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Allah'a gitme hepiniz sık sanır, dağılıp ayrılmayın buyurmuşlar. Bizler bu ayet kendi gereği birlik ve beraberliğimizi sağlayarak üzerinde çabasını yapmak zorundayız. İslam ülkeler arasında savunmazsan hiçbir ortak durulduğu takdirde sadece savunmazsan yanında değil, her anda muzaffer bizim olacaktır. Çünkü Allah olarak Enfal Suresi 63. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bunun ötesi vermiştir. Fakat Allah onların alanı